Hepinize selamlar dostlarım, ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Düşük Yaradan Hızlıca Nasıl Çıkarsınız serisinin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Ve bu bölümdeki konumuz arkadaşlar ormanda Lily olacak. Sizler için Lily oynuyor olacağım. Hemen şöyle kırmızı güçlendirmemize gidelim. Onunla bir başlangıç yapmak istiyorum. Yüksek ihtimalle Viego mavi güçlendirmesiyle başlayacak ve onunla üst ormanda karşılaşacağız ama karşılaştırsak da çok fazla mücadele haline girmeyeceğim. Erken oyunda karakterimizin mobilitesi çok fazla değil. Lily'yi niye öneriyorum? Öncelikle ondan bahsedeyim. Karakterin yetenek seti arkadaşlar tahmin ettiğinizden çok çok daha basit. Hani aranızda şey düşünenler olabilir. Düşük yaralı ben niye Lily oynayayım? Karakterin arkadaşlar late game'de hasar çok yüksek. Çok mobil, savaş başlatma gücü çok yüksek ve bu sayede sizlere oyun kazandırabiliyor. Zaten bu yüzden öneriyorum ben de sizlere. Biraz sonra da daha net bir şekilde göreceksiniz zaten. Erken oyunda eğer bir sıkıntı çekmezsek. Bakalım neler yapacağız, neler yapabileceğiz. Anonim olarak yenilmez tercihinde bulunuyoruz ki yenilmez şu an nerflü bu yama itibariyle Karasat'la birlikte de oynayabilirsiniz. Alternatiftir, aklınızda bulunsun. Zamanında Karasat'ta çok oynuyordum ama yenilmez tercih etmemin sebebi diğer runlarla birlikte çok güzel uyum içerisinde çalışıyor olması. Diğer runlardan kastım da işte içerisinde mobilite bulunan runlarla birlikte güzel çalışıyor olması. Araya sıvışma falan sıkıştıracağız ve karakteri daha işlevsel hale getirebildiğimiz kadar getireceğiz. Bir yandan da harita kontrolünü çok rahat yapabileceğiniz bir karakter. Dediğim gibi çok hızlı kamp dönebilmeniz, çok hızlı baskın yapabileceğiniz anlamına geliyor. Çok hızlı baskınlar bizim için önemli. Öte yandan yetenek seti çok hızlı orman dönebildiği için ve bu yama itibariyle orman dönmek koridora gidip baskın atmaktan daha büyük önem arz ettiği ve orman kampları ne kadar hızlı dönerseniz o kadar büyük avantaj kazandığınız bir yama olduğu için de Lilia bu yama itibariyle sizlere şiddetle önerdiğim bir ormancı karakteri. Şu an S artı tier grubu arasında karakterimiz fakat çok çok daha OP grubunda sayabileceğimiz karakterler var. İşte Jarvan'dır falan. Onları çok rahat oynayabilirsiniz. Jarvan, Wukong bunlar çok büyük avantajlı karakterler ama onları da yakın zaman içerisinde çektiğim için dahil etmedim açıkçası. Yoksa onlardan herhangi birisini oynayabilirdik. Evet, lafı çok uzattım ama o sırada da bayağı bir orman kampı dönmüş olduk. Helal mevzu, geleyim ben de oraya doğru. Ah, adam da sıçrasını kullandı. Kendini burada öldürmeyi tercih etti. Allah, korktum. E'si gelmezse yaşayacağız. Ah, keşke orada dönmeseydim. Katarina'nın da sıçrasında olması bizi ters etkiledi. Pozisyondan maalesef çıkartamadık. Yani aşağı doğru gidecektim. Yanlışlıkla istemeden klik attım. Ve karakter ters bir yöne doğru yürümeye başladı. Mobilitemden faydalanıp Q'mu değdireyim ilk pozisyonda dedim. Şurada değdirmiş olsam kaçacaktım. Sonra değdiremememiz zaten bütün pozisyonu bizim için alt üst etmiş oldu. Neyse, en azından bir skor aldık. Viego'yu kesmiş olmamız da artı ama Katarina'nın üzerine çift buff var. Ve çift buff'ın olması tabii ki bir tehdit yaratacaktır Yasuo'ya. Ama Yasuo'muz güzel oynuyor. Güzel oynadığı için de bence çok da büyük problem yaşamayız. Top lane'imiz niye farm yapmamış? Kesti bizim Yasuo. Sanırım değilim. Q fırlayarak devam. Bir rakip buna çarpma atmama gerek var mı? Atalım yani. Hızlıca stacklememiz lazım. Diego Bey buralarda takılıyor. Daha Redden'e yeni almış. Bot lane'imiz birebir takas yapmış. Okey, güzel. Takımımız şu an iyi götürüyor. Azarlar değmesin. Viego'dan kat kat daha hızlı orman döndük aslında bakacak olursanız. Kaybettiğimiz bir zaman olmasına rağmen. Ve çok rahat bir şekilde o adama karşı üstünleştim. Biraz sonra net bir şekilde göreceksiniz. Kata buralarda muhtemelen alttaki yampiri yengeci almak istiyorlar. Ya Katerin oraya totem yerleştirmeye gitti. Ama ben şuradan şu arkadaşı alacağım.
Hatta yan fileye de bakacağım yine de. Duruyorsa alacağız çünkü. Bu üst ormandayız sonuçta. Buraya atmamışlar yani. Hemen şuralarda bir yerde tutalım. Aa, hayret. Adam cidden totem atmamış ama burada visionları varmış demek ki. Lux Peak'i bize etkiler. Havoktay'ından daha da fazla misafir geliyor ve buraya totem de attılar. Çok güzel. Bu arkadaş da düşecek. Ve bu bize karşılığında ejder olarak geri dönecek arkadaşlar. Soraka'nın burada olması, pozisyona Yasuo'nun çok güçlü girmiş olması bize direkt winlettirdi. Mobilitemiz çok büyük avantaj. Hasarı gerçekten fazla olan bir karakter değil. Ya boş bir karakter değil. Seviyorum yani bu kadar güçlü olmasını. Önermenin temel sebebi de dediğim gibi mobilitesinden kaynaklı. Eğer rakibin içerisinde böyle biraz önce şuradaki pozisyondaki gibi çok fazla yaklaşmayacak olursanız her pozisyondan kaçabilir, üzerine skorlarınızı rahat rahat alırsınız. Yani az jumper'ınız olmasına rağmen rakiple çok rahat bir şekilde münakaşaya girip o pozisyonlardan bir şeyler çıkartabilmeniz mümkün oluyor. Bunları da alsın. Görüşte kalalım. Şuradan kırmızı güçlendirmemize gidebiliriz. Takım bayağı iyi bağlı başladı ya. Helal olsun. Takipler falan çok güzel. Ve burada sizi yakalayabilecek piklere de dikkat etmeniz lazım. Warwick'te Lee Sin'dir bir tık problem yaratabilen karakterler. Hadi Lee Sin'in yeteneğini doşlasanız Warwick'ten kurtulabilme şansınız bir tık az olabiliyor. Ona karşı çok çok daha dikkat etmeniz lazım. Şimdi artık ultimiz de var. Şöyle son can iksirimi de kullanayım. Ne olur ne olmaz. Gözüm bot değil de denemek istiyorum burayı. Aa, açılmaları lazım. Ben buraya doğru koşayım ya. Yasuo burada ölmez umarım. Lan parçalıyor ya. Çok güzel. İlk ultimi kullanmışım. Ultiyi kullanmasak Yasuo ölebilirdi. Basmak istemiyordum çünkü bot lane'e saklıyordum ultimi. Çok güzel. Yani sıçramıza attığımıza değdi. Hemen mavi güçlendirmesine bakacağım adamı. Benim kuşlarımı çaldı aradan. Yapacak bir şey yok. Muhtemelen kamplarını da aldı. Aa, bunu almamış. Şimdi eskiden yani geçtiğimiz yama itibariyle rakip orman kamplarını aldığınızda daha az tecrübe kazanıyordunuz. Onlara daha az hasar veriyordunuz. Şimdi artık bunu değiştirdiler. Hepsini de dengeli ve eşit yaptılar. O yüzden bu noktada sorun çekmeyeceksiniz. Rahat bir şekilde rakibin ormanına girebilirsiniz. Hatta şunu da çarpımız atalım. Sıçramız olmadığı için bir tık dezavantajlıyız. Ona göre hareket edelim. Muhtemelen Viego üst ormanına dönüyor. Üzerimde 2.5k para varken Blaze atmak da mantıklı. Bot'a gitmek de mantıklı. Blaze'e gelsin bir şeyler deneyelim. Çok güzel. Ha, şöyle bir resetleyelim. Kata galiba bot'a geliyormuş. Orada bir çıkın bot'tan sinyali geldi Soraka'dan. Resetlenelim. Bir andirimiz elimizin altına geldi. En önemli parçayı da çizmemiz bitti. Tarayıcımız da alırsak pink port artı güzel olur. Adamlar da karşında tabii ki boş durmadılar. Alameti aldılar.
Ve üst koridorda maalesef Silas'ımız bayağı sıkıntılarda. Top'a gitmemi istiyorlar ama kazanan koridorla birlikte oynamak her zaman daha büyük artı. Ve Silas güven vermiyor yani 42 CS'iyle bana. Bir şeyler elde edemezmişiz gibi hissettiriyor sürekli. Bak mavi gitmiş. Yürüyorum Top'a ya. Ultimiz de geldi. Vampiri duruyormuş. Çok güzel. Bot'tan skor haberleri gelmeye devam ediyor. Biz de farm yapmaya devam. Çarp eşyamızı bir an önce istek yapacağız ki orman kamplarından dakika 15'e kadar çok güzel tecrübe kazanıyorsunuz. Boşuna koridora gitmenin bir anlamı olmuyor. Yani baskını atladığınız sürece orman kamplarınızı dönmeniz her zaman en sağlıklısı. Ya bunlar çıktı sanıyordum, çıkmamışlardı. Güzel, botta bir skor daha geldi. O yüksek ihtimalle Viego orada değilmiş, iyi. Oradadır diyecektim tam. Alt ormanda bir şey bulamayınca. Çok iyi, onu da kestiler bir tur. Buna mı gidiyoruz? Evralarda bir şey yok. İyileştirme kalkan gücü ses. Ultimizin de hazır olduğunu gösterelim. Çarpım yok ya, keşke çarpım olsa. Hala burada. Sıçrasını attı. Bu güçlendirmeyi vermemek için adam elinden gelen her şeyi yaptı. Bot lane'e dive atabiliriz bu arada, çok rahat. Çok iyi. Bayağı domine ettik ya bütün koridorları. Harika. Şimdi 1K gold'umuz var. Silas koridoru dediğim gibi çok sıkıntı. Gitsem Akali ikimizi birden kesebilir diye korkuyorum ve çok fazla kartopu olması bize çok büyük dezavantaj yaratabilir. Ve iyi giden koridorlar varken onlara yatırım yapıp güçlenmek çok çok daha mantıklı geliyor bana. Orta koridora da bir alamet açıldı. O adam buradan gitmedi mi? Yakalardık ya bunu. Sıçrasını atmamış mıydı ya? Bak, ben sürekli bir tereddüte düşüyorum. Onu yapmış mıydı, onu yapmış mıydı diye. Neyse, güzel. 8 yükümüz kaldı. Siz birilerine yardım ettiğinizde insanlar da size yardımcı oluyorlar. Ben birçok skoru kayısıya bırakmaya çalıştım adamın üzerinde 11 kilo olmasına rağmen. Karşında güzel bir şekilde alıyor. Bak, kamp dönerken adam ufak ufak yardım etti bize mesela. Anlatabiliyor muyum? Ah. Neyse, kayısı onu kesti. Bunu kesebilir mi bilmiyorum. Gücü yetebilir aslında kesmeye. Güzel. W'muza bir tane daha verdik ki daha build'imizi bitirmedik yani çok çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Sihirbaz papuçlarını aldık. Üzerimize dostlar kozmik hızlandırıcı ya da uğursuz koruma almak en mantıklısı diyecektim ki rakip takımda zaten tur verdi. Tertemiz bir oyun, karakterin gücünü görüyorsunuz. Bir şey söylemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Şiddetle düşük yerdeki arkadaşlara öneriyorum. Çok basit mekanikleri var. Bir tane skill shot'ınız var zaten.
Onu da kullanması çok çok basit. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bana haber verebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.